Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla daha karşınızdayım. Soru yok olaraktan başlıyorum. Öyle bir xn altı reddisi bulunuz ki xn artı bir fark x'nin mutlak değeri küçük eşit bir bölen şartını sağlasın fakat yakınsak olmasın. Şimdi bunu artık koşulları kabul ederekten yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Genelliği bozmayacak. Sadece bir dizi bulmamı istiyor. Artık istediğiniz kuralı verebilirsiniz. xn dizisi artan ve pozitif terimli olsun. Pozitif terimli ya da şöyle yazalım. Pozitif terimli yerine şöyle alalım. A n büyük eşit sıfır olsun. Şuraya da düşelim her n için şeklinde. Şimdi artan olması ne demek bizim için? Buradaki a n demişim. Buralar bizim için x n olacak. Buralar x en. Buralar x n. Her n için burası da. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? x n artı 1'in xn'den farkı bizim için büyük eşit sıfırdır değil mi? Burada artan olmasının verdiği özellikle. Yani artansa neydi? xn küçük eşit. xn artı 1'di. O zaman bu fark da pozitif olmuş oluyordu. Yani bu mutlak değerin içerisindeki şunu da kabul edelim. xn artı 1 fark xn küçük eşit 1 bölü n olsun. E o zaman yerine şunu yazabilirsiniz değil mi? xn artı 1 eksi xn bizim için 1 bölü n'den küçük şekilde olacak. Yani xn artı 1'i şu şekil tanımlayabiliriz değil mi? Xn artı 1 bölü n şeklinde. Evet biz şöyle yapalım. X1'i 0 kabul edelim. Ve Xn'i şu şekilde tanımlayalım. Xn artı 1'i şöyle tanımlayalım. Xn artı 1 bölü n şeklinde tanımlayalım. Bu istediğimiz koşulları sağlayan bir dizi değil mi artık bizim için? Burası istedi, şurada sorunun istediği temel şartları sağlıyor. Pekala bu dizinin yakınsaklığını incelemeye çalışalım. Şimdi burada en yerine 1 yazarsam şu yenileme, form, yenileme formülümde. Burası benim için x2. x1 artı 1 bölü 1'den x1'i de 0 seçtiğim için 1 oldu. Tamam. En yerine 2 yazayım. En 2 için burası benim için x3'ü verecek. E burası benim için ne olacak? x2 artı 1 bölü 2 şeklinde olacak. Eksi 2 de 1 de 1 artı 1 bölü 2 şeklinde oldu. N yerine 3 koyalım. Bu sefer bana neyi veriyor? X4'ü veriyor. Burası X3 olacak. Burada ne olacak? 1 bölü 3 olacak. E, X3'ü ne olarak buldum? 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 olarak buldum. Böyle devam edersem aslında şunu bulacağım. N eşittir. M için burada XM artı 1 şu şekilde tanımlıdır. K eşittir 1'den. 1'den m'e kadar şöyle tanımlı oluyor. 1 bölü k'lar şeklinde değil mi? Yani bakın şurada koyun 1 koydunuz. M yerine 1 koyun. Böyle açtığınız zaman aslında buranın 1 artı 1 bölü 2 artı nokta nokta. 1 bölü m'e kadar olan sayıların toplamı olduğunu bulmuş olacaksınız. Aslında şu an ne yaptık? 1 bölü n harmonik serisinin kısmi toplamlar dizisini oluşturmuş olduk. Buranın kısmi toplamlar dizisini incelemiş gibiyiz. Evet. Şimdi şuna bakalım mı? Limit m sonsuza giderken n sonsuza giderken daha doğrusu n sonsuza giderken x n limitine bakalım. E bu benim için ne artık? Limit n sonsuza giderken k eşittir 1'den burayı yine ne yapalım. Doğru burası k olacak. k eşittir 1'den n'e kadar 1 bölü k serisi değil mi artık? E o zaman bu dizi sonsuz çıkmıyor mu? Çünkü bir bölü en harmonik serisi Iraksak. E, dolayısıyla yakınsak olmamış oldu. Kısmi toplamlar dizisi yakınsak olmadığı için istenilen şartı sağlayan, koşulumuzu sağlayan bir dizi bulmuş olduk böylelikle.